Geçen hafta yeni bir konuyu tartışmaya başlamıştık. Bu istatistik mekanikti. Şimdi dönemin büyük bölümünde türetmeye ve kullanmaya çalıştığımız termodinamiğe geri dönerek mikroskopik bir yaklaşım uygulayacağız. Burada termodinamiğin maddenin mikroskopik modeline dayanan ve işe mevcut olduğunu bildiğimiz atomlar ve moleküllerle başlayan bu mikroskopik görüş açısından formüle etmeye çalışacağız. Tarihsel olarak makroskopik gözlemlere dayanarak tamamen deneysel bir şekilde çıkarılan bizim şu ana kadar anlattığımız termodinamikten farklı bu. Hatırlarsanız önce farklı enerji seviyelerinin işgal edilme olasılıklarına bakmış ve atom ve moleküllerin farklı enerji seviyelerindeki dağılımlarını gösteren basit bir yol olduğunu bulmuştuk. Pek net olarak belirtmesem de elimde bir seri molekül ve bunların bulunabileceği eşit enerjili haller olduğunda bunların bu hallerden birinde olma olasılıkları aynı olduğunu görmüştük. Yani bu hallerin enerjileri aynı ise bu hallerin moleküller tarafından işgal edilme olasılıkları da aynı oluyordu. Kısaca moleküllerin bu hallerde dağılma olasılıkları aynıydı. Buna göre Boltzmann olasılık dağılımını çıkarmıştık. Dolayısıyla yazıyorum Boltzmann olasılık dağılımı. Buna göre moleküller iyi halinin işgal edilme olasılığı E üssü eksi EI bölü KT ile orantılıydı. Burada EI bu moleküler halin enerjisiydi. Dışarıdaki hallerden birinin de işgal edilmesi olasılığını da düşünürsek bu olasılıkların toplamının 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplamın 1'e eşit olması şart. Başka bir deyişle sigma i p'ye eşittir 1. Buna göre bu sadece orantı şeklinde değil p'yi eşittir e üssü eksi EI bölü KBT bölü sigma i e üssü eksi EI bölü KBT şeklinde de yazılabilir. Artık belli hallerin işgal edilme olasılığını biliyoruz ve bunun anlamı diyelim ki elimizde bir seri enerji olsun ve bunlar KT'den epey küçük olsun. KT yani Boltzmann sabiti çarpı sıcaklık enerji birimine sahiptir. Dolayısıyla sistem epey sıcak, belki oda sıcaklığında, belki daha da sıcak. Dolayısıyla enerji KT'den küçük olduğundan erişilebilecek çok sayıda hal var. Bunun anlamı buraya KT'den daha düşük olan çok sayıda EI değeri alabileceğimiz ve olasılığın ne kadar büyük olduğuna bakabileceğimiz. Şimdi de enerjiyi düşürelim. Soğuk sıcaklıklara gidelim. Burada KT epey küçük bir değer alır. Dolayısıyla EI KT'den çok büyük olursa bu terim çok çok küçük bir sayı olur. Aniden erişilecek hal sayısında büyük bir düşme olur. Bu dağılımı grafiğe geçirirsek bu çok basit azalan bir üstel eğri PI ki bu değer EI'nin fonksiyonu şunun gibi bir eğri verir. Burada da çok sayıda hal vardır. Eğer klasik mekaniksel açıdan baksaydık bunlar sürekli haller olacaktı ama elimizde kuantum mekaniksel bir görüntü olduğunda bunlar teker teker mevcut olup aralarında enerji boşlukları var. Her iki durumda da olan şey şu,
Eğer daha yüksek enerjilere gidersek bu tip hallerde bulunma olasılıkları gittikçe azalacaktır. Eğer düşük enerjilere gidersek olasılık artacak ve bu sıcaklığa bağlı. Çünkü bu terimin büyüklüğünü EI'nin KT'ye oranı belirliyor. Bu orta bir sıcaklıkta olsun. Eğer düşük sıcaklığa gidersek eğri şuna benzer. Burada hemen hemen hiçbir hal işgal edilmez. Orta sıcaklığa sahip hallerde bile enerji değeri KT'den epey yüksek olur. Başka bir deyişle KT termal enerjinin bir ölçütüdür. Bu değer ilgili hallerin doldurulmasına yetecek kadar termal enerjinin mevcut olmadığını söyler ve eğri son derece dikey iner. Eğer diğer aşırı durum olan çok yüksek sıcaklıklara gidersek bu eğri çok daha yatay bir hal alıp azalması çok daha uzun zaman sürecektir. Çünkü burada KT anormal büyük olup enerjide KT değerini aşacak şekilde artar ve bu olmadan da bu üstel terim küçülmez. Dolayısıyla çok sayıdaki hal işgal edilebilir. Başka bir deyişle denge durumunda çok sayıdaki hale termal olarak erişilebilir. Sistem termal dengede ise moleküller mevcut olan termal enerjiyle hareket edip kendi aralarında ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. Bunun sonucunda bir termal enerji dağılımı meydana gelir ve bu dağılım sıcaklığa bağlı olarak basık veya geniş olabilir. İşte bu Boltzmann dağılımını bize gösterir. Bu terim genel olarak Boltzmann faktörü diye bilinir. Çünkü bu bize belli bir halin doldurulma miktarını verir. Pekala. Bu her molekülün halini göstermekte. Peki tüm sistem için durum ne? Burada da aynı ifadeler geçerli. Başka bir deyişle bunlar tek moleküllerin enerjileri tüm sisteme baktığımda sistem enerjileri ve olasılıklar yazdım. Burada da aynı dağılımın geçerli olmaması için hiçbir sebep yok. Başka bir deyişle PI, EI ki bu sistem enerjisi eşittir E üssü eksi EI bölü KBT bölü sigma i E üssü eksi EI bölü KBT olur. Burada i indisi artık tek bir moleküler hali göstermez. Çünkü artık tüm sistemden bahsediyoruz. Bu gaz fazındaki bir mol molekül olabilir. Eğer bu sistemin halini gösteriyorsa her molekülün enerjisi belirlenmiş demektir. Dolayısıyla bu sistemin mikro halidir. Her moleküler hal belirlidir. Örneğin 1 mol veya 10 üzeri 24 tane molekül varsa bu i onların moleküler halini gösterir. Ancak buradaki mevcut hallerin bir toplam enerjisi var. Dolayısıyla sistemin böyle bir halde bulunma olasılığı halen sistemin toplam enerjisiyle orantılı olacak. Evet. Bu toplamlar
İstatistik mekanikte son derece büyük öneme sahiptir. Bunun sebebi de ki biraz sonra göreceğiz, tüm makroskopik termodinamik değerlerin sadece bunu bilmekle türetilebilmesi. Yani bölüşüm fonksiyonları olarak bilinen bu toplamları. İşte bu sebepten bunlar son derece önemli. Bunlara bölüşüm fonksiyonları diyoruz. Çünkü bunların yaptığı şey moleküllerin mevcut seviyeler arasında nasıl bölündüklerini belirlemek. Dolayısıyla moleküler bölüşüm fonksiyonu Q ile gösterilirken, yani küçük Q, sistemin bölüşüm fonksiyonu ise büyük Q ile gösterilip kanonik bölüşüm fonksiyonu diye bilinir. Bunlar bu kadar önemli olduklarına göre bunların farklı sistemlerdeki bazı özelliklerine bakalım. İlk olarak bunların birimlerinden bahsedelim. Bunlar birimsiz. Bu bir üstel fonksiyon. Altta enerji birimi, üstte enerji birimi. Sonuç olarak bunlar birimsiz değerler. Bu 1 olabilir, 10 olabilir, her şey olabilir. 10 üzeri 24 bile olabilir. Bunun boyutu size aşağı yukarı kaç tane halin termal olarak erişilebilir olduğunu söyler. Size verdiğim örneklere dönerseniz eğer bu terimlerin çoğu büyükse, yani bu değer büyükse, yani sistem çok sıcaksa, birçok hal KT'den daha düşük enerjiye sahip olur veya çok sayıda EI değeri mevcut olur ve bunlar üst üste eklenir. Aynı şey bunun için de geçerli. Dolayısıyla bu rakam çok büyük olabilir. Eğer çok düşük sıcaklıklara gidersem, bu çok düşük sıcaklıklara sadece en düşük haller dolacaktır. Diğerleri için enerji yeterli değil. Sadece en düşük haller uygun. Dolayısıyla en düşük enerji için bu değer 1 olur. Çünkü burada enerji sıfıra eşit alınabilir. Çünkü diğer her şey KT'den büyük olur. Dolayısıyla bu üstel fonksiyon 1 dışındaki tüm haller için çok küçük bir değer alır. Dolayısıyla bu 1'e eşit olmalıdır. Başka bir deyişle bu fonksiyonların büyüklüğü bize sistemin molekülleri tarafından termal olarak erişilebilecek uygun hal sayısını söyler. Bunları daha iyi anlamak için iki tane özel örnek yapalım. Birinci olarak en basit halle başlayalım ve mükemmel bir atomik kristal alalım ve bu 0 Kelvin'de olsun. Atomik kristal alalım ve bu 0 Kelvin'de. Sıfır Kelvin. Dolayısıyla her atom veya molekül temel halde hiç aşırı termal enerji mevcut değil. Her molekül uygun yerde konuşlanmış veya atomlar örgü yapısında, bir başka de işte sistem temel halde. Hepsi bu. Tabii burada istediğimiz yere sıfır koyabiliriz. Bunu koyarsak bu hal için bu değer 1 olur ve diğer her şey için sıfırdır. Dolayısıyla
Q değeri sigma i E üssü eksi EI bölü KT olduğundan bu değer E üssü 0 bölü KT artı E üssü eksi E1 bölü KT artı E üssü eksi E üssü E2 bölü KT şeklini alır. Hatırlarsanız KT çok küçük bir değerde. Dolayısıyla bu terimlerde çok küçük olur. Bu 0 Kelvin. Dolayısıyla bu terimlerin üstel değeri çok daha büyük, sayısal değerleri çok çok küçük. Bunları ihmal edersek tüm değer yaklaşık 1 olur. Ayrıca bir sistemin bir halde bulunma olasılığı nedir diye sorarsak bunun için bir ifademiz var. Evet. Bu ifade P0 eşittir E üssü eksi E0 bölü KT bölü sigma i E üssü eksi E0 bölü KT eşittir E üssü eksi E0 bölü KT bölü E üssü E eksi E0 bölü KT artı E üssü eksi E1 bölü KT artı nokta nokta şeklindedir. Burada önemli olan tek terim budur. Dolayısıyla bu yaklaşık olarak 1'e eşit. Bunu buraya yazdıktan sonra bu varsayımları açıklığa kavuşturalım. Bunlardan birincisi sıfır enerjiyi gelişigüzel olarak sıfıra eşitlemiştik. Ancak sıfır enerjiye herhangi bir değer verebilirdik. Bu durumda her şeyin çok değişeceğini sanabilirsiniz. Tabii ki bu büyük Q için elde edeceğimiz mutlak değeri etkileyecektir. Fakat göreceğimiz gibi hesap edebileceğimiz hiçbir değer bundan etkilenmeyecektir. Sadece enerji ölçeğimizin sıfır enerji değeri değişecektir. Örneğin bu olasılığa bakalım. Burada sıfır enerjiyi nereye koyduğumuz pek önemli değil. Bu terim yine bir sonraki terimden anormal derecede büyük olacaktır. Tabii bir sonraki ve daha sonraki terimlerden de dolayısıyla bu toplamda sadece bu birinci terim önemlidir. Bu iki terim de birbirini götürür. Bu tek terimlerin 1'e eşit olup olmaması ki bunu sıfır alırsak bu olur veya bunların farklı bir sayı eşit olmaları önemli değil. Çünkü en düşük haldeki olasılık değeri gene 1'e eşit olacaktır. Bu husus bizim sıfır enerji seviyesini gelişigüzel olarak nereye koyduğumuza bağlı değil. Sıfır Kelvin'deki hal yine temel hal olacaktır. Bu husus ölçebileceğim tüm değerler için aynıdır. Sadece ölçeğin sıfır değerinin yeri değişir. Onun yerini gelişigüzel değiştirirsek gözlemleyebileceğimiz veya hesaplayabileceğimiz değerler değişmeyecektir. Yani ölçü nereden başladığı önemli değildir. Basit bir örnek alalım. Şimdi şu örneğe bakalım. 1 mol gaz fazında ve oda sıcaklığında etrafta serbestçe dolaşan atomlar alalım. Burada yapmak istediğim şey bunların ötelenme hareketleri için basit bir model bulmak. Bunu ister kuantum mekaniksel, isterse klasik mekanik kullanarak yapabiliriz. Burada çok daha basit model kullanacağız ve bu model ileride bizim işimize çok yarayacak. Buna örgü modeli adını veriyoruz. Burada yapılan şey hacmi küçük parçacıklara bölmek. Örneğin bu odayı trilyonlarca küçük hacim elemanına ayırmak. Bu hacim elemanlarında her biri de hemen hemen bir atom boyutunda olsun. Buradaki amaç atomun halinin sadece nerede sorusuyla belirlenebilmesi. Bu örgü elemanında mı yoksa bu örgü elemanının hangisinde? Örgü modeli. Örgü modeli. Burada bir atom olabilir. Burada da bir başkası. Önce toplam hacmi küçük elemanlara ayıracağız. Atomik hacma
Küçük V diyelim. Toplam hacim de büyük V olsun. Buradaki atomik hacim yaklaşık olarak 1 angstrom küpe veya 10 üzeri eksi 30 metre küpe eşittir. Buradaki toplam hacmimiz de makroskopik bir değer olup 1 metre küpe eşit olsun. Gayet normal bir boyut. Şimdi de moleküler bölüşüm fonksiyonumuzu bulmaya çalışalım. Burada şunu vurgulayalım. Bu sistemde ötelenme enerjisi esas olarak sıfır alındı. Başka bir deyişle tüm buharlar herhangi bir anda aynı enerjiye sahip fakat yerleri farklı. O kadar. Bunun anlamı bu bölüşüm fonksiyonundaki tüm bu Boltzmann terimlerinin toplamının 1'e eşit olmasıdır. Çünkü enerjiyi sıfır aldık. Bu son derece basit bir kural. Fakat bize doğru boyutu vermekte. Pekala. Burada alınabilecek kaç tane hal var acaba? Bu 10 üzeri 30 gibi bir sayı biliyorsunuz. Dolayısıyla küçük q ki buna biz q ötelenme diyelim. Çünkü burada artık taneciklerin nerede olduğunu araştırıyoruz. 10 üzeri 30 gibi bir sayı. Eğer biraz daha hassas bir hesaplama yapar ve bu değerleri kuantum mekaniksel veya klasik mekaniksel yöntemlerle bulursak yine aynı büyüklükte bir sayı elde ediyoruz. Şimdi tüm sistemi incelemeye başlayalım. Pekala. Bundan sonra ne oluyor? Olası hallerin toplam sayısı ne? Çünkü bunu her olası hal için eklememiz gerekiyor. Pekala. İlk atomla başlayalım. Bu atom herhangi bir yerde olmak zorunda. Bunun için 10 üzeri 30 tane olasılık var. Şimdi de ikinci atomu alalım ve bir yere koyalım. Bunun olasılığı da 10 üzeri 30 eksi 1 olup bu da 10 üzeri 30 değeriyle hemen hemen aynıdır. Şimdi üçüncü atomu alalım, sonra da dördüncüsünü. Bir mol atomun hepsini yani 10 üzeri 24 tane atomu alsak bile bunlar yine hacmin ufak bir kısmını işgal eder. Milyonda bir gibi bir oran. Dolayısıyla 10 üzeri 30 tane olasılık içinde nerede olduklarının pek bir önemi yoktur. Milyonda birlik bir değişimi kale almamız gerekmez. Dolayısıyla büyük Q ötelenme değeri 10 üzeri 30 çarpı 10 üzeri 30 olur. Başka bir deyişle tüm halleri alıyoruz. Atomlardan birini buraya koyarsam 10 üzeri 30 tane olasılığım var. İkinci atomu da istediğim yere koyabilirim. Dolayısıyla sadece bu iki atom için ortak olasılık 10 üzeri 30 çarpı 10 üzeri 30 veya 10 üzeri 30'un karesi olur. Dolayısıyla bu böyle devam eder ve sonunda (10 üzeri 30 üssü büyük N) elde ederiz. Burada büyük N atomların sayısı olup 10 üzeri 24'tür. Olağanüstü büyük bir sayı bu. Tüm bu hesaplamaları kuantum mekaniksel veya klasik mekaniksel olarak yapsak bile aynı sonucu elde ederiz. Göründüğü gibi bu odadaki molekül veya atomlar için astronomik sayıda hal mevcut. Bu gerçekten çok büyük. Başka bir deyişle büyük Q astronomik bir sayı. İşte olan şey bu. Ancak burada bahsetmemiz gereken önemli bir nüans var. O da şu. Bu astronomik bir sayı ama şu ana kadar bulduğumuz sayıdan biraz daha az astronomik. Buna biraz daha dikkatli bakalım. Söylemek istediğim şey büyük Q ötelenme eşittir. Küçük Q ötelenmenin ki bu 10 üzeri 30 eksi n'inci kuvveti. Fakat burada bir sıkıntı var. Yukarıda iki atom alıp
10 üzeri 30 çarpı 10 üzeri 30 tane olası hal olduğunu söylediğimizde ortaya çıkan sorun her atomu saydığımda bunları iki kere saymış olmamız. Örneğin bu iki atomum yerlerini değiştirirsem ne olur? Bu iki hal tamamen aynı, ayırt edilemezler. Ancak burada hesaba alınanlar sadece ayırt edilebilen haller. Bu ifadeleri belirlerken bunlar en azından ölçülebilecek bir fark gösteren, ayırt edilebilir halleri gösteriyordu. Eğer atomlar tamamen aynı ise, örneğin aynı maddeden geliyorlarsa, bu ikisini ayırt etmenin bir yolu yok. Ve bunun için bir düzeltme yapmak gerekir. Üçüncü atoma geldiğimizde de bu tip yer değiştirmeler için gerekli düzeltmeleri yapmamız gerekir. Bu 3 faktöriyeli eşit. Ve genel durumda bu n faktöriyeldir. Dolayısıyla bu sonucun düzeltilmesi gerekir. Bu ayırt edilebilir tanecikler için geçerli. Başka bir deyişle eğer elimde farklı atomlar olsa ve hepsini de etiketleyebilsem bu düzeltmeyi yapmak zorunda kalmam. Çünkü bu durumda bu hal ile bu iki atomun yer değiştirdiği hal arasında bir fark olur. Ancak 1 mol birbirinin tıpatıp aynı olan atom için bu geçerli değil. Dolayısıyla büyük Q ötelenme eşittir. Q ötelenme üssü büyük N bölü N faktöriyel olur. Bu hal anormal bir, bu halen anormal büyük bir sayı. Ancak biraz öncekinden biraz daha az anormal yüksek bir sayı. En son olarak da ileride defalarca kullanacağımız n faktöriyel için son derece kullanışlı bir yaklaşımı tanıtmak istiyorum. Stirling yaklaşımı. Buna göre büyük bir sayının logaritması ln n faktöriyel eşittir n çarpı ln n eksi n şeklindedir. Burada her iki tarafın anti logaritmasını alırsak n faktöriyel eşittir e üssü eksi büyük n, tabii bunlar n üssü n olur. Bunların hepsi büyük n. Dolayısıyla bu yaklaşık olarak büyük Q ötelenme eşittir Q ötelenme üssü büyük N bölü büyük N çarpı ln büyük N eksi N olur. Değerleri yerine koyarsak 10 üzeri 30 üssü 10 üzeri 24. Bunu biraz azaltacağız. 10 üzeri 30 üssü 10 üzeri 24 bölü 10 üzeri 24 üssü 10 üzeri 24 çarpı e üssü eksi 10 üzeri 24. Bunu kısaltırsak 10 üzeri 6 üssü 10 üzeri 24 çarpı e üssü 10 üzeri 24 bulunur. E üssü 10 üzeri 24 yaklaşık 0,4 çarpı 10 üzeri 24 olduğundan toplam değer 10 üzeri 6,4 üssü 10 üzeri 24 şeklini alır. Hala olağanüstü büyük bir sayı. Halen astronomik olduğunu söylemekte bir sakınca yok ama evrenin sonuna kadar gidecek kadar da değil. Biraz önce bulduğumuz sayı evrenin sonunu da aşardı. Pekala. Bu ikinci örnekti. Burada göstermek istediğim şey ortaya çıkan sayıların olağanüstü büyük değerleri. Peki, bir örnek daha yapalım. Bir polimer alalım ve bu polimerin farklı konfigürasyonları olsun. Tabii bunların enerjileri de farklı. Farklı konfigürasyonlar olan bir polimer enerjileri de farklı. Mesela bazı konfigürasyonlarda polimerin iki farklı grubunun yan yana gelip hidrojen bağı yapma olasılığı var. Bu durumda moleküller
moleküler enerjiler de tabii biraz değişecek. Çünkü bazı konfigürasyonlarda belli etkileşimler söz konusu. Bazı konfigürasyonlarda ise böyle bir etkileşim söz konusu değil. Şimdi yapmak istediğim şey size son derece basit bir model tanıtmak. Bu model sayesinde proteinlerin bükülmesi veya DNA'nın hidrojen bağları yapmaları gibi olayları son derece kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Bu son derece basit bir model. Şimdi de bu polimerin konfigürasyonlarını göz önüne alalım. Şimdi birkaç tane konfigürasyona bakalım kısaca. Bunlardan birincisi şöyle olsun. Bu atomları etiketleyelim. İşte bir başkası. Evet. Bir tane daha var. Bir başkası daha. Bunları aradaki farkları göresiniz diye işaretledim. Bu birincisinde etkileşim söz konusu olabilir. Bunlar moleküler haller olsun. Burası da EI enerjisi olsun. Buna etkileşimden dolayı eksi E etkileşim diyelim. Bu uygun bir enerji. Bunlar da sıfır olacak tabii ki. Her birinin altına sıfır 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 yazalım. Buna dejenerelik diyoruz. Dejenerelik aynı enerjiye sahip farklı hallerin sayısı olup GI ile gösterilir. Küçük GI. Bu değer bunun için 1 ve bu 3'ü içinse 3'e eşit. İşte modelin çerçevesi bu şekilde. Peki bu konfigürasyonel serbestlik derecesi için olan moleküler bölüşüm fonksiyonu nedir? Buna küçük q konfigürasyon diyelim. Bu sigma i e üssü eksi e i konfigürasyon bölü kt'ye eşittir. Bu da e üssü e i etkileşim bölü kt artı 3 çarpı e üssü 0 bölü kt şeklini alır ki bu da e üssü ei etkileşim bölü kt artı 3 olur. Etkileşim enerjisi uygun olduğuna negatif alınmıştı. O yüzden bu terim pozitif. Dolayısıyla sonucumuz bu. Hatırlarsanız olasılıkları işgal edilen haller cinsinden tanımlamıştık. Burada bu şekilde her üçünü teker teker yazmak yerine böyle yazdık. Notlarda böyle yapmışız. Tabii ki bunları E üssü 0 bölü KT artı E üssü 0 bölü KT artı E üssü 0 bölü KT yerine bu şekilde gruplamak çok daha uygun. Burada göstermek istediğim nokta bölüşüm fonksiyonları için olan ifademizi tek haller cinsinden yazmamız. Tabii bu tek moleküller halleri topluyoruz.
Bu toplamı dejenereliği de dahil ederek enerji seviyeleri boyunca yapabiliriz. Dolayısıyla bu toplamı her hal için yapmalıyım. Çünkü aynı enerjiye sahip 3 yerine 100 hal varsa bu epey sıkıcı olabilir. Bunun yerine bu toplamı enerji seviyeleri boyunca yapalım. Zaten hepsinin faktörü aynı. Ve daha sonra bunun için dejenereliği açıkça yazalım. Dolayısıyla enerji seviyeleri boyunca bölüşüm fonksiyonunun toplamını alabiliriz. Buna göre küçük Q eşittir sigma i E üssü eksi E i bölü KT olur ki burada i tek bir moleküler hali gösterir. Burada i tek bir moleküler hali gösterir. Bu da eşittir sigma i. Buradaki i moleküler enerji seviyelerini göstermektedir ve dejenereliği de katarsak bu ifade sigma i gi çarpı e üssü eksi e i bölü kt halini alır. Her ikisi de aynı şeydir. Ancak bazen ifadeyi bu şekilde yazmak kolaylık sağlar. Tabii işgal edilme olasılıklarını da aynı şekilde yazabiliriz. Buna göre tek haller için PI, büyük PI'yi yazarsak bu E üssü eksi EI bölü KT bölü küçük Q olur veya enerji seviyelerine göre yazılan büyük PI de GI çarpı E üssü eksi EI bölü KT bölü küçük Q olarak bulunur. İlk olarak bu daha büyüktür çünkü bu dejeneredir. Buna göre bu enerji seviyelerinde bulunma olasılığı bu seviyelerin birinde bulunma olasılığının 3 katıdır. Ancak bazen bunları bu şekilde incelemek daha faydalıdır. Bu ayrıca size hatırlarsanız buna bakarken eyvah gitmiş galiba. Hatırlarsanız bu olasılık dağılımında işgal edilme eğrisi x eksenine yaklaşır. Bu bize her sıcaklıkta en olası seviyenin en düşük seviye olduğunu söyler. İster orta sıcaklıklarda, isterse düşük sıcaklıklarda veya yüksek sıcaklıklarda olsun. Yüksek sıcaklıklarda bir önceki seviye bir sonraki seviyeden biraz daha olasıdır. Bir sonrakinden de ve bir sonrakinden de. Ancak en düşük seviye her zaman en olasıdır. Ancak en düşük enerji daima en yüksek olasılığa sahip olmayabilir. Çünkü dejenerilikten dolayı bu enerjiye sahip çok sayıda hal olabilir. Herhangi birinin olasılığı en düşük enerjinin olasılığından çok az düşük olabilir. Buradaki durum buna örnektir. Etkileşim enerjisinin anormal yüksek olmadığını farz edelim. Dolayısıyla bu hali destekleyen belli bir enerji değişimi var. Belki %10 oranında. Oda sıcaklığında belki moleküllerin bu halde bulunma olasılığı bu hallerin herhangi birinden %10'u daha fazladır. Ancak bu üçünü beraber alırsak bu enerjide daha düşük enerjiden çok daha fazla sayıda molekül olabilir. Tabii aynı şeyleri moleküler bölüşüm fonksiyonlarının yanı sıra kanonik bölüşüm fonksiyonlarına da yapabiliriz. Başka bir deyişle büyük Q sistemin mikro hallerine göre sigma i e üssü eksi e i bölü kt olur. Bunu moleküler
enerjiler boyunca olan toplam olarak da yazabiliriz. Burada EI sistem enerjisidir. Tabii dejenereliği de katmamız gerekir. Dolayısıyla bu sigma i büyük omega i e üssü eksi ei bölü kt olur. Bu sistem enerjisi ei'nin dejenereliği. Bu da moleküler enerji ei'nin dejenereliği. Aynı formda fakat önemli bir fark var. Bildiğiniz gibi bu sayı küçük gi, yani gi tipik olarak ufak bir sayıdır. Bir olabilir veya birkaç. Bu sayı ise genellikle astronomiktir. Bu esas olarak burada hesapladığım değerdir. Başka bir deyişle belli enerjiye sahip olan toplam sistem hali sayısıdır. Birçok durum için bu astronomik bir sayıdır. Dolayısıyla bir sayı 1 ile 10 arasında değişirken bu sayı 10 üzeri 24 civarıdır. 10 üzeri 24 çok yüksek bir üstür ve tabii ki bu termodinamikte ve istatistik mekanikte işlerin nasıl işlediği üzerinde büyük etki yapar. Birçok termodinamik sonuç bu çok büyük hal sayısına bağlıdır ve bazı enerjiler buna göre tercih edilir. Aynı yukarıdaki bu örnekte olduğu gibi bu enerji daha çok tercih edilir. Çünkü buradaki hal sayısı buradakinden fazladır. Sistem için bu 3 değil 10 üzeri 24 gibi bir değerdir. Çünkü burada enerjiye belli bir yere yerleştirme olasılığımız çok daha yüksektir. Devam edersek aynı şey sistem olasılıkları için de geçerli olur. Aynı şey sistem olasılıkları için de geçerlidir. Pi eşittir e üssü eksi ei bölü kt bölü büyük Q. Bu hallerin toplamı ise büyük omega i e üssü eksi ei bölü kt bölü büyük Q olup artık enerji seviyelerinin olasılıklarını hesaplıyoruz demektir. Burada bu ayrımı yapmak önemlidir çünkü birçok durumda önemli olan sistemin enerjisinin ne olduğu ve genelde bu molekül veya şu veya şu veya şu nerede diye dert etmeyiz veya bu enerjiyi oluşturan tek halleri önemsemeyiz. Şimdi yapmak istediğim şey termodinamiği türetmeye başlamak. Size garanti veriyorum ki bölüşüm fonksiyonunu bilmek kaydıyla her termodinamik değeri hesaplayacağız. Şimdi bunu gösterelim. Dolayısıyla büyük Q değeri bize tüm termodinamiği verecek. İşe enerjiyle başlayalım. Hatırlarsanız U bizim sistem enerjimizdi. Bu ortalama enerjiye eşit. Bu işgal edilen hallere bakarak bulduğumuz
Enerjinin ortalaması, dolayısıyla bunu sigma i büyük pi çarpı ei şeklinde yazabiliriz. Başka bir deyişle bu bir sistem halinin enerjisiyle sistemin o halde bulunma olasılığının çarpımıdır. Tabii bunların hepsinin toplamı. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Sigma i büyük ei çarpı e üssü eksi ei bölü kt bölü büyük Q. Burada basit bir yer değiştirme yapacağız ve 1 bölü kt değerini beta diyeceğiz. Bunu yapmamın sebebi türev alırken defalarca zincir kuralını kullanmak zorunda kalmamamız. Dolayısıyla yukarıdaki ifade sigma i ei üssü eksi e beta ei bölü büyük Q olur. Buradaki büyük Q da sigma i e üssü eksi beta ei şeklindedir. Buradaki sigmalar toplam anlamında biliyorsunuz. Şimdi bazı türevler almak istiyorum. Buna göre sigma büyük Q bölü D büyük Q bölü D beta ve n sabitken eşittir. D bölü D beta sigma i e üssü eksi beta e i ki buradan e i gelecek. Eksi sigma i e i çarpı e üssü eksi beta e i ki bu çok kullanışlı çünkü bu terime çok benziyor. Dolayısıyla ortalama enerjimiz eşittir 1 bölü büyük Q çarpı sigma i ei çarpı e üssü eksi beta ei şeklinde olur. Bu eksi 1 bölü Q d2 bölü dq bölü d betaya eşittir. Bu da eksi d ln Q bölü d beta ve n kene eşit. Artık zincir kuralını kullanabilirim. Eksi d ln q bölü d beta ve n sabitken eksi d eksi d ln q bölü dt ve n sabitken dt bölü d beta ve n'di. Burada dt bölü d beta terimini kolaylıkla bulabilirim. D beta bölü dt eşittir eksi 1 bölü kt kare olmuştu. En son olarak ortalama enerji u'yu eşittir kt kare çarpı d ln q bölü dt ve n sabitken yazdım. Ki harika. Başka bir deyişle elimde q ile ilgili bir ifade varsa bu enerji değerini rahatlıkla hesaplayabilirim. Bunun önce logaritmasını alıp sonra t'ye göre türevini alırsam ve çıkan sonucu kt kare ile çarparsam ortalama enerjiyi buluyorum. Hiç de karmaşık değil, değil mi? Başka bir deyişle makroskopik termodinamik özellikler mikroskopik istatistiksel mekanik bir model kullanmak suretiyle kolaylıkla belirlenebilir. Bir sonraki sonucu belirtmekle yetineceğim. Çünkü gelecek hafta buradan başlayacağım. O da şu. Burada gördüğünüz üzere büyük Q, büyük V ve büyük N'nin fonksiyonu T ise esas olarak büyük V'ye bağlı olarak U da bunlara bağlı. Peki hangi termodinamik değer büyük V, büyük N ve büyük T'ye bağlı? Kim hatırlıyor? Gibbs serbest enerjisi mi? Helmholtz serbest enerjisi mi? Entalpi mi? Hangisi? Kimse bilmiyor mu?
büyük n, büyük v, t'ye bağlı olan fonksiyon ne veya v ve t'ye bağlı olan böyle çıkarmıştık. Helmholtz serbest enerjisi. Teşekkür ederim. Buna göre büyük Q ile makroskopik termodinamik arasındaki en net ve basit bağlantı Helmholtz serbest enerjisidir. Gelecek hafta türeteceğimiz sonuç şudur. A eşittir eksi KT ln büyük Q. Bu son derece basit bir sonuç. Bu sizin notlarınızda var birkaç satır ile. Tabii A'yı biliyorsanız ve E'yi biliyorsanız her şeyi biliyorsunuz demektir. Bunları kullanmak suretiyle. Büyük S, S yani H, G, mu, pi gibi değerlere kolaylıkla geçebilirsiniz. İşte bu nokta tüm makroskopik termodinamiğin izlediği nokta. Tüm bunları gelecek hafta göreceğiz ve bunları ek olarak entropi için mevcut olan hallere bağlı olarak son derece basit bir ifade türeteceğiz.